buradayız. Yoksa yani aramızda bizi defaatle cebinden çıkaracak kıymetli genç hocalarımız var ya. Hiç şüphesiz. Ama böyle şimdi. Dolayısıyla maksat hakikaten bir şeyler olsun olmalı. İbrahim Aleyhisselam'ı biliyoruz. Urfa'da çok mücadele etti. Tevhide çağırdı. Kulları. Hiç iman eden olmadı. Bir gün oranın ahalisi panayıra, bayramlarına gideceklerdi. Yani şehri terk edecekler yani. Meydana gidecekler. İbrahim Aleyhisselam'ı da davet ettiler. Bunlar ayet-i kerimelerle anlatılıyor tabii. O gitmedi. Onlar gittiler. İbrahim Aleyhisselam girdi onların puthanelerine. Orada bir sürü küçük putlar var. Bir tane de girişte böyle büyük bir put var. Ben olsaydım onun yerine girdiğim zaman ilk önce büyük putu şöyle bir kırardım yani. Ondan başlardım yani kırmaya. Sonra küçüklerine sıra gelirse kırardı. Ama öyle yapmadı. Küçüklerini kırdı. Elindeki baltayı da büyüğüne astı. Çünkü onun derdi benim gibi nefis değil. Yani benim nefsim bunları kırmak istiyor. Onun için kırıyorum değil. Onun derdi yaptığı bu icraatla akşamleyin gelip putlarına secde edecek olan o putperestlere bir ders vermektir. Derdi canımın dediğini yapayım değil yani. Onun için baltayı büyük puta astı. Geldiler. Baktılar ki putlar kırılmış. Men fa'ale hâzâ bi'âlihetina. Bu ilahlarımıza bu kırma işini kim yaptı acaba? Diye sordular. Dediler ki bir genç var. Bizim putlarımızın aleyhinde konuşur. Yukalu lehu İbrahim, ona İbrahim denir. Çağırdılar onu. Geldi İbrahim Aleyhisselam. Sen mi yaptın bunu putlarımıza? Cevap. Bana niye soruyorsunuz dedi, baksana. Büyük put burada sapasağlam duruyor. Hepsi kırık. Büyüğü duruyor. Balta da onun elinde. Hale bakılırsa o yaptı gözüküyor. Ona sorun. Onlar ne dediler? Ya İbrahim, sen bizim putlarımızın zararı, menfaati olmayan, konuşamayan, icabet edemeyen böyle varlıklar olduğunu bilmiyor musun? Diye sordular. O da ne dedi? İşte tam sözü yerine getirdi denir ya. Yani şimdi siz zararı faydası olmayan, elinizi açtığınız zaman istekleriniz icabet edemeyen böyle bir puta mı tapıyorsunuz? Onların beyni allak bullak oldu. Hakikaten biz ne yapıyoruz ya? Diye kendilerine geleceklerdi neredeyse. Bazıları önderler ıslık çaldılar, gürültü yaptılar. Onların derin düşünmesine mani oldular. Gene iman etmediler. O ayrı bir şey. Ama maksat muhatabın irşadı, hidayeti olmalı. Nefsin dediği değil. Allah bize yardım eylesin. Şimdi buradan bir iki satır okuyalım. İmam Rabbani Kuddisesi ruhu ibadetle emreden Allah Celle Celaluhu. Yani bir nimet söyleyin ki ondan olmasın. Böyle bir şey yok. O zaman böyle bir Allah'ın dediği zaten yapılmalı. Üstelik yapacağımız ibadetlerin menfaati bize, ama gene yapamıyoruz yani. Şimdi bir silkeliyor İmam Rabbani Kuddisesi ruhu bir nasihatle şöyle buyuruyor. İ'lem bil eyyuhel veled, ey evladım. Enne vahiden min ebnâil lezîne tehakkaku bi şevketin zahiriyetin ve cahin suriyin. Dünya insanlarından kendisinin makamı, şanı, şöhreti olan bir tanesi en'ame ala vahidin min mutallikihi bi hidmetin
yerci'u minha lil amili biha. Yani makam sahibi bir kimse kendi eli altında olanlardan, çalıştırdıklarından bir tanesine bir emir verse, şunu yap dese, ama o yaptığı işten, yapacağı işten menfaat tamamen emredene. İşi yapacak olan bir menfaat yok yani. Tamamen emredene olduğu halde böyle bir emir verse makam sahibi bir kimse eli altında olan kimselere, keyfe, nasıl yauddu sayar ha o emrini azizeten, kıymetli sayar. Ve yokur şöyle der emri alan kimse, inne şahsen azimel kadri emerani bihadil hidmeti. Alan kimse var ya, vali, kaymakam, daha yukarı neyse yani, ne rütbesi varsa o var ya, bana şu işi emretti ha diye emri alan sevinir. Bana emretti ya, bu kadar adamı var hizmette, eli altında, onların arasından beni özel tercih edip vazifeyi bana yükledi diye sevincini ortaya koyar. Evet. Peygamberi gerekir, o aynı zat şöyle der. Peygamberi gerekir li bana el kıyamu biha bi gayetil memnuniyeti. Bu kadar insanların arasından işi yaptırmaya beni tercih ettiğine göre ben de ondan aldığım vazifeyi gayet memnuniyetle yapmam gerekir diye düşünür emri alan kimse. Öyle mi? Öyle hakikaten ya. Şimdi noktayı koyuyor İmam Rabbani Kuddise sirruhu. Fe eyyü belain, hangi bela nezele indi üzerimize? Ve eyyü musibetin esabet, hangi musibet bize isabet etti? Niye böyle diyor? El kânet azametul hakki celle şa'nuhu fin nazari ekalle min azameti hâdeş şahsi. Allah'ın azameti, büyüklüğü, bu emri veren kimsenin azametinden daha az mıdır? Daha mı azdır? Niye yani? Haythu şöyle ki ne? Şöyle ki la yectehidu fimtisali ahkamil hakki cellet azametuhu. İnsan, bir insanın verdiği emri yerine getirmek için sevinçle hareket ediyor, güzel yapmam gerekiyor diyor, ama Allah'ın Celle Celaluhu emrini yerine getirmek konusunda hiç hareket yok. Herhalde onun nazarında o makam sahibinin azameti Allah'ın azametinden daha büyük herhalde. Veya Allah'ın azameti onunkinden daha küçük. Onun için yapmıyor bu. Bu ne bela diyor ya. Bu ne musibet ya. Yembeği gerekir. En yestehiyye, haya etmek. Ve en yetenebbehe, uyanmak. Min nevmil arneb, tavşan uykusundan uyanmak lazım. Tavşan gözleri açık uyurmuş. Uyanık zannedilir ama uykuda. Bizim de öyle yani. Allah bizi uyandırsın. Ve şimdi dikkat. Ve ademe imtisal evamirillahi celle sultanuhu, böyle bir kimsenin Allah'ın emirlerine yapışmaması la yehlu, boş kalmaz. Min emrayn, iki işten boş kalmaz. Yani bir insan Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa bunun iki sebebi vardır. İmma en yukezzibel ehbarati şer'iyye, ya Allah'ın emirlerini yalanlıyor. Namaz diye bir şey yok canım. Faiz diye bir şey haram değil canım. Bunları yalanlıyor. Yapmamasının birinci sebebi budur yani. Niye yapmıyor? İnanmıyor demek ki yani. Ya bundan yapmıyor. Ve imma en tekuna azametu emril hakki teala ve tekaddese ehkare min azameti emri ebnait dünya. Veya Allah'ın azameti dünya adamının emrini yerine getiriyor, Allah'ın emrini yerine getirmediğine göre. Burada iki durum vardır. Ya Allah'ın emirlerini yalanlıyor veya Allah'ın azameti o adamın azametinden daha düşük. Sebep bu. فَيَنْبَغِي gerekir اَنْ يُلَاحَزَ, İyi düşünmek gerekir. Neyi? شَنَعَاتَ هَذَيْنِ الْاَمْرَيْنِ, Bu iki işi de
Yani sana Allah'ın emirlerine yapıştırmıyorsa, yapıştırmıyor ya, bir haldesin, yapmıyorsun ya. Bunun iki sebebi var. Ya inanmıyorsun veya Allah'ın azameti dünya adamının azametinden daha düşük. İki sebep sana yaptırmıyor. Ama bu iki sebebin de çirkinliğini iyi düşünmen lazımdır. Allah-u Teala Celle Celaluhu hepimize yardım eylesin. Bir konuda daha böyle aynı konuda sözü sürdürüyor İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu. Ama biz oraya girmeyelim. 73. mektup okuma imkanı olanlar okur. Risale-i Kutsiye'nin yine dua bölümünden bir beyti okuyalım. Senin aşkına yazdım bu kitabı. Okuyan görmesin asla ikabi. Gönülden ref ola cümle hicabi. Risalinle bula lütfu hitabi. Kerem kıl usline hayran gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Allah-u Teala Efendi Hazretlerimizin de kuddisesi ruhu tavsiyeleriyle birkaç kitap ismi sayardı Efendi Hazretlerimiz. Onlardan bir tanesi Risale-i Kutsiye. Ayrılmaktan Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Güzel sarılmaya muvaffak eylesin. Şu duayı böyle duyacağız. Başta kendime söylemiş olayım. Şu duayı İsmet Galibullah Kuddüs'e sırruhunun şu duayısını duyacağız. Ondan sonra kitabını okumayacağız. Allah bize yardım eylesin. Bunun da sebebi mektupta okuduğumuz gibi İsmet Galibullah Kuddüs'e sırruhunun kadru kıymetini anlamamış olmamızdan olur. Başka da bir şey olmaz. Senin aşkına yazdım bu kitabı. Ya Rab şu kitabı Risale-i Kutsi'yi senin aşkından dolayı yazdım. Okuyan, duaya bakın şimdi. Okuyan görmesin asla ikabi. Şu kitabı okuyan asla bir azap görmesin. İsmet Garibullah'ın duasını Kudüs'e almak istemeyi isteriz değil mi hepimiz? İşte okuduk mu duasını almış oluyoruz. Rabbim her gün okumaya muvaffak eylesin ki Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sırruhu 5 şey yapanı ben severim mi? Nasıl öyle bir sözü var? 5 şey yapanı. Onlardan bir tanesi de her gün tabii o 5 şey yapanı. Biri de Risale-i Kutsiye'den bir beyt okumak. İşte bu duaya nail olalım diye Efendi Hazretlerimiz de öyle buyuruyor. Okuyan görmesin asla ikabi. Bu Risale-i Kutsi okuyan hiç azap görmesin. Rabbim okumaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Anlamaya ve amel etmeye de. Gönülden ref ola cümle hicabi. Kul ile Allah arasında bir sürü perdeler var. Bu kitabı okuyan o perdeler hepsi kalksın. Hiç perde kalmasın. Allah kaldırsın inşallah. Visalinle bula lütfu hitabi. Sana vasıl olsun. Cennete gitsin. Orada da hani selamun kavlem min Rabbir Rahim hitap edecek ya Rabbimiz. Senin o hitabına da lütfu kereminle mazhar olsun. Bu Risale-i Kutsi'yi okuyan senin cennetine girsin. Cennette müminlere yapacağın hitabı da duysun. Şu duaya bak aman ya. Kerem kıl husline hayran gidelim. Cemali ba kemale selim. Bunları da sen mecbur değilsin ya Rabbi.
Kereminden, fazl-ı kereminden bunları istiyoruz. İkram eyle, hiçbirimizi mahrum ve mahcup etme. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, dostların hürmetine bu nasihatleriyle son derece dikkatli, ihlaslı amele bizleri muvaffak eyle. Bu gibi ilim zikir meclislerinden kopmaktan muhafaza buyur. Dinun nasihat, din nasihattir. Din eşittir nasihat. Din nasihat var, din var. Nasihat yok, din yok. Yolumuz sohbet gibi ifadeleri duyuyoruz dostlarından Ya Rahman Rahimin. Sohbet meclislerinde çokça buluşmaya, bulunmaya, davet etmeye ve duyduklarımızla da ihlasla amel etmeye hepimizi muvaffak eyle. Bu yolu kendisinden öğrendiğimiz Efendi Hazretlerimize Kuddüsesi ruhu sıhhat afiyet fevkat teceller ihsan eyle. Yerine bıraktığı Hasan Efendi hocamıza da sıhhat afiyetler ver. Şunu ifade etsem uzak olur mu? Uzatır mıyım bilmiyorum. Bir ihvanımız anlatıyor. Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhu Adıyaman Şeyhi Muhammed Raşit Erol vefat ettiği zaman Kuddüsesi ruhu bir ihvanlarla beraber oraya taziye gitmişler. Kendi yerine bıraktığı şu andaki şeyh Muhammed Baki değil mi? Hazretlerini efendim taziye gitmişler. Taziyede bulunmuşlar. Onun da isteği üzere tabi Adıyaman grubu ihvan şeyhleri vefat etmiş, üzgünler, ağlıyorlar. Efendi Hazretlerimizden onlara bir nasihat etmesini istemiş. Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi ruhu nasihat etmiş. Nasihatinin içinde şunu ifade buyurmuş. Tabii üzgünsünüz, ağlıyorsunuz. Öyle de olmak gerekir. Çünkü Muhammed Raşit Erol gibi bir mürşidi kaybettiniz. Ama o üzüntünüzden daha önemli bir iş var ki o sizin üzüntünüzü gidermeli buyurmuş. O da evet o gitti ama sizi başıboş bırakmadı. Kendi yerine Abdülbaki Hazretleri gibi bir şeyhi başınıza mürşit olarak bıraktı. Başıboş bırakmadı, başsız bırakmadı ya sizi. Bu sizin üzüntünüzü örtmeli buyuruyor. Efendi Hazretleri bizzat kendisi. Dolayısıyla üzgünüz tabii yani. Efendi Hazretlerimiz gibi kurşun, bir mürşidi kaybetmemiz son derece de daha başka büyük musibet olamaz yani. Ama elhamdülillah başıboş bırakmadı bizi. Yine başımıza bir mürşit bıraktı elhamdülillah. Kendisine şöyle diyenlere Allah sizi başımızdan eksik etmesin diye dua edenlere Efendi Hazretlerimizin şöyle buyurduğunu duydum yani. Öyle dua etmeyin, şöyle dua edin. Allah-u Teala bizi şeyhsiz, mürşitsiz bırakmasın. Esası da bu. Allah-u Teala bizleri himmetlere nail eylesin. Kendi öyle dua etmemizi emretti. Kendisi de öyle yaptı. Bizi şeyhsiz, mürşitsiz bırakmadı. Allah-u Teala bizi şeyhsiz, mürşitsiz bırakmasın. Koydu, konulduğu zaman başımıza bir mürşit, izini adım adım takibe, ondan hürmetine sizi bizi muvaffak kılsın. El-Fatiha.